Abdullah Muradoğlu Trump tavuk oyunu nereye kadar götürecek? 11 Temmuz'da Brüksel'de başlayacak olan NATO zirvesinin gündemine yine Trump'ın damga vurması bekleniyor. NATO'nun ABD için ağır yük teşkil ettiğini vurgulayan Trump, Avrupalı müttefiklerinden daha fazla mali katkı istiyor. NATO üyelerinin savunmaya daha fazla pay ayırmaları gerektiğini savunan Trump, ABD büyükelçilerine de görev yaptıkları ülkeler nezdinde Amerikan silahlarının satışı için lobi çalışması yapmaları talimatı vermişti. Trump'ın alüminyum ve çelik ürünlerine ek gümrük vergileri getirerek başlattığı ticaret savaşları şüphesiz NATO zirvesinde de gündeme gelecek. Avrupalılar Trump'ın tavuk oyununa döndürdüğü ticaret savaşlarını nereye kadar sürükleyecek konusunda endişeliler. Tabii ki Trump'ın ticaret savaşlarının odağında yükselen Çin var. İki ülke arasındaki ek vergilen Cuma günü saat 5 itibariyle başladı. Soya fasulyesi taşıyan kargo gemilerinden Pik Pegasus saat 5'ten önce Çin'e yetişmek için zamanla yarıştı. Yükünü %25 oranındaki yeni vergilerden kurtarmak isteyen gemi yarım saat gecikmeyle muafiyet imkanını kaybetti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Çin rüyası olarak tanımladığı büyüme planını sekteye uğratmak istiyor. Çin ve ABD arasında yapay zeka ve robot teknolojisi alanında büyük bir rekabet var. Trump, Çin'in ABD'de sanayi casusu yaptığını ve uluslararası serbest ticaret kurallarını da tek taraflı olarak sadece kendisine doğru yonttuğunu savunuyor. Çin ve ABD misilleme olarak siyasi sonuç doğuracak nitelikteki stratejik ürünleri seçiyorlar. ABD'nin ek tarifeleri toplamda 50 milyar dolara ulaştı. Çin başta soya fasulyesi olmak üzere tarım ürünlerine misilleme yaparken ABD ise daha çok teknoloji ürünleri seçiyor. ABD'den Çin'e yapılan tarım ürünleri ihracatının üçte ikisini soya fasulyesi oluşturuyor. Amerikan soya fasulyesinin en büyük alıcısı olan Çin geçen yıl 14 milyar dolarlık soya ithal etti. Çin'in cumhuriyetçilerin yoğun olduğu kırsal alanlarda üretilen ürünleri seçmesi dikkat çekeceğiydi. Bu alanlar içinde senatodaki cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell'ın seçim bölgesi de yer alıyor. Misillemelerin iki ülkede ciddi iş kaybına yol açması bekleniyor. Misillemelerden doğacak sorunların sonbahardaki ara seçimlere nasıl bir etki yapacağı ise şimdiden tartışılıyor ticaret savaşları tüketiciler için gündelik hayatı zorlaştıracak. Bu yüzden herkes bu tavuk oyununda kimin daha önce pes ederek geri çekileceğini merak ediyor. Çin pes edecek gibi görünmüyor ve her yeni tarifiye karşılık vereceğini ilan etti. Trump ise Çin'in misillemeyi genişletmesi durumunda miktarı 500 milyar dolara kadar çıkaracağını duyurdu. Bu miktar ABD'nin Çin'den yaptığı ithalat rakamlarına eşdeğerdi. Geçen yıl Çin'in ABD'den yaptığı ithalatsa yaklaşık 130 milyar dolar. ABD Çin'le ticaretinde böyle büyük bir açık veriyor. Tavuk oyunu stratejik bir oyun. Bu oyunun en çarpıcı örneği 1950'lerde vizyona giren ve James Dean'ın başrolde oynadığı Asi Gençlik filmindeki bir sahneydi. Seyircilerinin nefeslerini tutarak izlediği sahnedeki gerilimin konusu arabalarını son sürat uçuruma doğru sürerek cesaret gösterisi yapan iki gençten önce hangisinin pes ederek yarıştan çekileceğiydi. Ucunda ölüm olan bu yarışta ilk çekilen arkadaşları tarafından korkak tavuk ilan edilecekti. Trump'ın başlattığı ticaret savaşlarında tavuklar sadece Çin ve ABD'den müteşekkil değil tabi. Kanada, Japonya, Meksika, Güney Kore ve AB ülkeleri gibi birçok oyuncu var sahada. 19. yüzyıl sonlarında başta İngiltere ve Almanya olmak üzere emperyalist güçler arasındaki ticaret savaşları 20. yüzyılın ilk yarısında sonuçları insanlık için çok yıkıcı olan iki dünya savaşına yol açmıştı. Bugün ise Çin ve ABD arasında geleceğe dönük güç yarışı dünya sisteminde yaşanan iç krizin de baskısıyla çok tehlikeli bir kulvara doğru sürükleniyor.